Efendim, Yusuf suresi 111 ayet. Bir kere bak, 111 ayet olması ayrı bir konudur. Özel anlamı vardır. 12. sure olması ayrı bir anlam vardır. Elif, Lam, Ra ile başlamasının ayrı bir anlamı vardır. Hani Yusuf babasının, babacığım, gerçekten ben rüyamda 11 yıldız, bak 111'in 111 ayetten oluşuyor, 11 yıldız, 11 Eylül, 11'ler ayrı bir konu. İnşallah. 11 yıldız. Güneş ve ay. Bana secde etmektelerken gördüm. İki tane kuyruklu yıldız. Mehdi'nin çıkış alamet. Allah Mehdi'ye alamet olsun diye Mehdi'nin emrine vermiş iki yıldızı. Güneş ve ay tutulmaları oldu. Yine Mehdi'nin alameti olarak ve harika olarak Allah Mehdi'nin emrine veriyor. Güneş ve ayı. 15 gün arayana ay ve güneş tutulmaları oldu, biliyorsunuz. Bana secde etmek dilerken gördüm. Yani o bağlılığı ifade eden bir kelime. Demişti ki, oğlum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Öz kardeşini anlatma. Ahir zamanda Müslümanlar epey bir bölümü Mehdi'ye karşı gelecekler. Mehdi'nin karşısında Deccaliyet'in safında yer alacaklar. Bak, kardeşlerine anlatma. Yoksa sana bir tuzak kurarlar. Mehdi'ye de aynı şekilde Yobaz takımı ahir zamanda tuzak kurmaya kalkacak. Başı sarıklı 70 bin yobaz, hadiste de açıkça belirtildiği gibi, Mehdi'ye karşı özel bir mücadele verecekler. Deccal'in safında. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Deccal apaçık bir düşmandır. Böylece Rabbin seni seçkin kılacak. Hazreti Yusuf olmak gayret etmeyle mi oluyor? Allah'ın Hazreti Yusuf olarak yaratması mı gerekiyor? Allah'ın Yusuf olarak yaratması gerekiyor. Bazı kardeşlerimiz diyor ki, Mehdi olmak istiyorsa diyor, bir kişiniz, sevdiğimiz bir ağabeyimiz, çok alın teri dökmesi lazım, çok gayret etmesi lazım diyor. Benim için. Yani bende öyle bir ihtiras oluyor ki, ama çok alın teri döker, çok garip dersem, tamam, sana Mehdi'yi verelim diyorlar. Hocamı tenzih ederim de, yobazların dine bakışında din ve makamlar bir çıkar müessesesinin çeşitli kademeleri oluşuyor. Yani fabrikanın genel müdürü olmak gibi, ya sahip patron olmak gibidir, mesela Mehdi olmak onlar için. Şeyh olmak, müdürü olmak gibidir. Vekil olmak, müdür yardımcısı gibi görürler bir kısmı. Onu çok önemli çıkar basamaklı olarak görürler. Onun için birçoğu da hakikaten Mehdi olmak için bayağı gayret eder. Yani onlar için en üst idealdir, en iyi çıkar kapısıdır. Onun için benim de bol gayret edersem, sana öyle bir şey ayarlayabiliriz yani, Mehdi olma ihtimalim var diyor. Ben de diyeceğim ya, fazla alın teri dökmeden şimdi nasıl Mehdi olunur? Olmayacağına göre biraz gayret edelim mi? Bari Mehdi olalım. Mehdi olunmaz, Mehdi olarak doğulur. İnşallah. Mehdi olarak yaratılır insan. Gayretle Mehdi olunmaz. Sevdiğimiz bir kardeşimiz, hocamız, fakat ilmine yakışmayan bir cahillik yapmış. Sanki benim öyle bir ihtirasım varmış gibi. Daha önce de söyledim.
hocamı tenzih ederim de, bundan sonrası için söylüyorum. Ben hiçbir şekilde Mehdi'yi iddia etmiyorum. Allah adına yemin ediyorum. Ömrümün sonuna kadar da Mehdi'yi iddia etmeyeceğim. Ve hiçbir zaman şimdi iddiam da olmadı. Vallahi, billahi, tallahi yemin ediyorum. Böyle bir iddiam olmayacak. Mehdi'yi iddia olmayacak. Peki buna rağmen Mehdi'yi iddia ediyor dedim mi? Bu adam ahlaksız, kişiliksiz, karaktersiz, cibriyetsizdir. Kevaşer ruhludur. İblis karakterli, haysiyetsizdir yani. Başka ne diyeyim? Bundan sonrası için. Ha ben bunu kabul ediyorum arkadaş diyorsa adam, o zaman serbest. Ne diyeyim yani? Mehdi olarak doğdun mu bir insan, o durduramazsın onu yani. İlla ki o Mehdi olur. Abi yok ben durduracağım. İşte 200 sene sonra geleceklerim, 300 sene sonra geleceklerim. Mehdi'yi durdururum. Şahsı manevileri durdururum. Yahut hurafe der durdururum. Veyahut İsrailiyat der durdururum. Veyahut Mehdi gelmiş geçmiştir der durdururum. Veyahut falanca kimsedir Mehdi der durdururum. Durduramaz. Açık açık söylüyorum ki hayret etsinler diye. Bak Mehdi bağırta bağırta geliyor söylüyor. Durduramayacaksınız. İnşallah. Hayrettir. Şaşılacak bir şeydir. Allah'ın kanunudur. Yani alenen, açıkça, söke söke, ilimle, bilimle, sevgiyle Mehdi hakim olacak. Kaderi İnşallah. Öyle. İnşallah. Mehdi Mehdilikten vazgeçemez. Yani ben vazgeçtim diyemez. O mecburu da yapacak, Mehdilik yapacak. Dönemez yani. Durduramaz. İsa Mesih'i durduramaz. İllaki iner. İllaki görevini yapar. İstediğin kadar pencereden kaçtı de, istediğin kadar gömdük de, istediğin kadar gelmeyecek de, şahsı manevi de, Bediüzzaman sizi aldattı, size 300 sayfa yalan söyledi, dünyanın en büyük sahtekarı da istersen Bediüzzaman için, ne dersen de kurtaramaz. İllaki iner. Bediüzzaman da baldır, bal, dünya tatlısı. Çok sevecek insanları hocamız. Ledün ilminin üstadıdır. Üstadı azamıdır. Çok büyük alimdir. Değerli bir insandır. İslam hakim olacak. İddiat. Ama kısa sürecek ya. Allah'ın hikmeti. Bak. 10 bin yıllık dünya tarihi içerisinde ki Hazreti İbrahim yaklaşık 6 bin yıl önceki peygamber. Nuh'tan itibaren alsak daha da biraz iyice gerilere gidiyor. Koskoca dünyanın ömründe. Hazreti Süleyman'ın dünya hakimiyeti çok kısa sürdü. Zülkarneyn dönemi çok kısa sürdü. Mehdi dönemi de çok kısa sürecek. 70 sene bile yok şu şeyde bak. Ki daha bak hakimiyet olacak. Düşünün. Hakimiyet olacak. Gerileme devrini yeni doğan gençler görecekler. Şu anki gençler. Ufaklıklar. Onlara tembih edeceğiz. Ne yapmaları gerektiğini o dönemde. Onlara ayrı bir ledünü ders verilecek inşallah. Bambaşka yöntem. İnşallah. Şed bağlanıp sır verilecek onlara inşallah. İnşallah. Çünkü yepyeni bir akımla ortaya çıkacak. Bir faşist akım çıkacak. Önce bir komünist akım. Sonra da azılı faşist bir akım çıkacak. Ondan sonra kıyamet kopuyor. İnşallah. Üç inkılabı azime diyor Bediüzzaman. Ama bildiğimiz tarzda değil. Yani daha değişik yöntem kullanacaklar. Böylece Rabbin seni seçkin kılacak. Kader öyle. Yakup aleyhisselam, İsrail aleyhisselam. Sözlerin yorumundan sana öğretecek. Hazreti Yusuf kendi mi konuşuyormuş? Kim öğretmiş, kim anlatırıyor? Allah anlatırıyor. Bizi kim konuşturuyor? Allah konuşturuyor. Daha önce ataların İbrahim, İshak'a tamamladığı gibi senin ve Yakup ailesinin üzerindeki nimetini tamamlayacak Beni İsrail'in. Ahir zaman işte Beni İsrail'i biziz. Yobazlar onlar şaşırmışlar. Allah söylüyor bak. Daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi senin ve Yakup ailesinin üzerindeki nimetini tamamlayacaktır. Bu tamamlama nedir? Mehdi ile tamamlanıyor.
Biz de Mehdi talebesiyiz. Yakup ailesindeyiz. Ben İsrail'iz. Elbette Rabbim bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kahrolsun İsrail diyorlar, haşa. Peygamber'e hakaret ediyorlar. Yahudi devleti de söyleyeceksen, değil mi? İsrail'e niye hakaret ediyorsun peygambere? Ne konuştuklarının haberleri yok. Ben uyardıktan sonra bu slogan kalktı. Dünya çapında kullanıyorlardı. Evet. Bak hiç duymuyorsunuz artık. Evet, maşallah. Andolsun Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için ayetler, ibretler vardır. 7. ayet. Niye 7? Hazreti Yusuf hep 7 ile bağlantılıdır. Mehdi de 7 ile bağlantılıdır. Hep 7'ler. Ne var bu 7'lerde diyor. Saffet seni hocam. Orada bayağı detay. Saffet senin yaman bir insan. Ama tabii onun da daha üstü var. Andolsun bak Yusuf ve kardeşlerine soranlar için ayetler, ibretler vardır. Yusuf suresi neymiş? Hikaye miymiş? İbret var diyor Allah. Ayet var diyor. Ayet. Biz ayete tabi olmakla mükellef değil miyiz? Tabii. Evet. Değil mi? Ayete. Tamam. Niçin anlatılır ibret? İbret olması için? Ders alıp hayata uygulamamız için. Evet. Bu sure niye anlatılmış? Fiilen hayata geçmesi için, hayata uygulanması için. Onlara şöyle demişti. Yusuf ve kardeşi babamızı bizden daha sevgilidir. Yani Mehdi ve İsa Mesih. Yusuf ve kardeşi. Ona bakıyor. Kur'an. İşare anlamı inşallah. Babamıza bizden daha sevgilidir. Neymiş Mehdi'nin karşısına çıkacak güç? Kıskançlık ve hasretlik. Her şeyi bak çözüyoruz. Oysa ki biz birbirini pekiştiren bir topluluğuz. Yobazlar birbirlerini çok iyi desteklerler. Ama kendi aralarında da mücadele ederler. Gerçekte babamız açıkça bir şaşkınlık içindedir. Peygamberlerde bak gizlice yobazların düşman olduğunu gösteriyor. Peygamberimizden de yobazlar gizlice nefret ederler. Özellikle onun peygamberimizin cinsel gücü, kadınlar olan arzusu yobazların çok ağırına gelir. Hiç duyar mısınız siz? Hiç ağızlarına dayanmak istemezler. Utanç duyarlar. O ayetleri de okumak istemezler. Ve hep ağızlarını dil bükerek falan onu kapatmaya çalışırlar. Bak öldürün Yusuf'u. Yobazların ana özelliği bu. As, kes, doğra, biç. Öldürün Yusuf'u diyor, görüyor musun? Yobaz uslubunu. Ve veya onu bir yere atıp bırakın ki babanızın yüzü yalnızca size dönük kalsın. Yine hasetliğin verdiği azgınlıkla dolar yoldan onu öldürmeyi düşünen bir politika istiyorlar. Yani mesela tehlikeli insanların içine bırakmak, öldürülme ihtimali olan yere bırakmak gibi yöntemler. Mehdi'ye yapılacak uygulamaların gizli bir anlatımı var Kur'an'da. Yusuf suresi baştan sona Mehdi'yi anlatır. Hazreti Süleyman kıssası baştan sona Mehdi'yi anlatır. Kehf suresi baştan sona Mehdiyet'in gelişimini anlatır. Gençlerle başlar küçük bir toplulukla. Hızır Aleyhisselam'la karşılaşma vardır. Yani Hızır'ın özelliğini, Hızır bir şey söylüyor, toplum karşı çıkacak. Hızır bir şey söyleyecek, toplum karşı çıkacak. Ne anlatılan nedir? Mehdi bir şey söyleyecek, toplum abo diyecek. Mehdi bu uygulama yapacak, abo diyecekler. Diyecekler bunun dinle, imanla alakası yok. Bunu kim söylüyor? Peygamberimiz söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşim zannediyor ki Mehdi geldiğinde yobazlardan daha yobaz olacak zannediyorlar. O yüzden karşı çıkacağız diyorlar. Ulan yobazdan daha yobaz olsa zaten alnından öpersiniz siz. Her geleler. Zaten siz azılı yobazlık özlemledin misiniz siz? Senden daha yobaz birini sen bağrına basarsın zaten. Demek ki senin yobazlığını silen birisi ki nefret edeceksin, öfke duyacaksın. Diyor ki Mehdi geldiğinde bizi katlayacak diyor. Şaşırıp kalacağız diyor. Yani onun hurafesinin bin mislini getireceğini zannediyor. Onun yobazlığının bin mislini getireceğini zannediyor. Ayağın altını öpersin siz öyle bir şey olsa. Bayılırsınız lan. Yobaz olsa. Yobazlığınızın kolunu kanadını kırdığı için öldüresiye düşman olacaksınız Mehdi'ye. Peygamberimizin en az 50-60 tane hadisi var. Yobaz saldırısı Mehdi'ye nasıl olacak? Nedenlerini anlatıyor. Çünkü Mehdi'nin
özgürlükçü ruhu onları delirtecek. Hadislerde bu açıkça geçiyor. Hurafeyi silmesi. Tahfif edecek diyor zaten açık. Ağır zincirleri kaldıracak üstlerinden diyor. Tahfif, tahfifat var. Ondan sonra da salih bir topluluk olursunuz. Takva, samimi bir topluluk olursunuz diyor. Yobazların iddiası budur zaten. En iyi topluluk, en iyi toplum olduklarını iddia ederler. İşlerinden bir sözcü dedi ki, eğer bir şey yapacaksanız öldürmeyin Yusuf'u. Hızır her yere sızıyor demek ki. Öldürmeyin Yusuf'u. Onu kuyunun derinliklerine bırakın. Bir yolcu kafilesi alsın. Bak onun Hızır olduğunu da anlayamıyorlar. Bütün olacakları bildiriyor, haberleri yok. Bak kuyuya bırakacaklarını söylüyor. Kuyudan da birileri gelip alacak onu diyor. Evet, evet. Anlamıyor. Öylesine söyledi zannediyorlar. Haklısın amca diyorlar. Haklısın güzel söyledin amca diyor. O karara, kanaatleri yedikten sonra ey babamız dediler. Sana ne oluyor? Bakın İsrail'e söylüyorlar bunu. Hazreti İsrail'e. Yusuf'a karşı bize güvenmiyorsun. Üçkağıtçısınız onun için güvenmiyor. Neye güvensin? O anda ahlakları bozuk. Oysa gerçekte biz onun iyiliğini isteyenleriz. Yobazların riyakar üslubu vardır. İşte Allah rızası için konuşuyoruz. Tabii ki iyiliğini istiyoruz. Duacısıyız. Tabii ki için için nefret ederler. Onu yarın bizimle gönder. Gönlünce geçsin oynasın. Elbette biz onu koruyup gözetiriz. Yobaza hiçbir zaman için güvenilmez. Dedi ki, sizin onu götürmeniz gerçekten beni üzer. Ve siz ondan habersiz iken onu kurdun yemesinden korkuyorum. Onu Allah söyletiyor ona. Ondan söyleyeceği yalanı Allah ona ilham ediyor. Ama söylememesi gerekir. Peygamber zellesidir bu. Çünkü zaaf söylendiğinde adam uygular. Zaaf söylenmez. Sizin onu götürmeniz gerçekten beni üzer. Zaten üzüntü haramdır peygamberlere de, Müslümanlara da. Bu da peygamber zellesidir. Siz ondan habersiz iken, bak onlara yol göstertiyor görüyor musun? Zaaf göstertiyor, farkına varmadan. İyi niyetle yapıyor, bak siz habersiz iken, o da onun açıkça kullanacağı bir şey işte. Habersiz, ne diyecek? Habersizlik, haberimiz yoktu, kurt kaptı diyecek, yol göstermiş oluyor. Onu kurdun yemesinden korkuyorum. Dediler ki, andolsun biz birbirini kollayan bir topluluk iken, halbuki yobazların arasında bir birliktelik de yoktur. Kurt onu yerse, bu durumda şüphesiz kayba uğrayan aciz kimseler oluruz. Demagoji yapıyorlar. Nitekim onu götürdükleri ve kuyunun derinliklerine birlikte atmaya davrandıkları zaman, Hızır söylüyor, kuyuya atın diyor. Onu bir kafile gelip alır diyor. Kuyuya da normalde ölür çocuk. Evet, kuyunun içi su dolur, batak olur kuyu. Genellikle zehirli gazlar olur kuyunun dibinde. Ölür çocuk yaşamaz orada. Açlıktan ölür en azından. Tabii. Kafile ne zaman geleceği ne malum? Tabii ki. Değil mi? Kuyuysa zaten bitti, suyun içine gidip boğulur. Evet. Bataksa da boğulur. En azından zehirli gazdan boğulur. Kafilede çok nadir gelir, açlıktan ölür. Ama kurtulacak diyor. Derinliklerine bak, derinliklerine birlikte atmaya davrandıkları zaman hem de atma tarzında. Evet. Biz ona şöyle vahyettik. Andolsun sen onlara kendileri farkında değilken bu yaptıklarını haber vereceksin. Allah kalbine ilham ediyor Hazreti Yusuf'un. Akşamüstü bütün felaketler, bütün oyunlar akşam üstüne doğru yapılır. Yani tuzak kuranlar hep akşam üstüne doğru yaparlar. Çünkü akşam daha itibaren insanları bulmak zordur. Makamları bulmak zordur. Evet. Yani koruyucu tedbir alman çok güç olur akşamın.